Evet, küçük bir deneme yapıyoruz. Ne durumdayım? Görmek için. Turuncu gidecek olsak bu yokuşu tek seferde çıkabilir miyiz? Bence çıkabiliriz. 40 kat yapa yapa olsa da çıkabiliriz yani. Nihayetinde. Daha önce bir kere yaptın mı? Hoş şu an turuncu kadar gider ama şöyle biraz kendimizi zorlayalım. Alabildiğimiz kadar bir tuvayı alalım. Soğuk hava deposu mu? İlginç. Evet, an itibariyle işmelerden çıktık. Hava kararmadan. Özlediğiniz kuş sesleri. Sıcaklar basmadan çıkmam lazım benim. Bu yokuşu. Daha doğrusu turuncu. Sıcaklar bastırmadan gitmem lazım. Sesleri efsane. Ben burayı sabah düşünemiyorum. Manzara çok tatlı. Özlemişim buraya gelmeyi. Susuz çıktık buralara. Yanımızda çayla. Thank you.
Biraz biraz sert. Çok az. Ama keyifli. Özcan Güler gibi. Dağları takip ediyoruz. Hala. Her seferinde duruyordum. Çok güzel hava be. Neyse göğsümüzü açamıyoruz şimdi. Burada da yokuş hissettim kendimi. Baldırlarda. Fatih Topçu misali. Asla durma. Oluyor. İnmesi çok tatlı olacak. Şu Garmin'den çok nabız bandını satın almak istiyorum. Hem bisiklette hem futbol oynarken. Nabız kaça çıkıyor? Nabız bandını alırsam ben uyurkenki nabzımı bile ölçebilirim ya. Evet. Mükafat gibi. Oralara çıktıktan sonra buralar nispeten düz kalıyor. Eğim çok düşük. Ve bu düşük eğimle mesafe alıp ilerlemek, yavaş yavaş çıkmak cidden mükafat gibi. En tepeyi görebilirim. Bir yerde geri dönmem lazım ama. Turuncu'ya kadar git gel yapmak çok anlamlı değil gibi.
hava tadını almışken çıkmaya devam. Özlemişim, özlemişim buraları. Her ne kadar ağaçlar hala kara olsa da altlarında yeşillikler bitti. Malum yangınlar sonrası. Gövdeler kara. Dipler yeşil. Bodur bodur yeşillikler var. Yangın zamanları hiç buralara gelmeye cesaret edemedim, Allah var. Yangından sonra bile. Kaldı ki kim insanlar bunu bizatihi yaşadığı için değil. Biz sadece, kendi adıma konuşayım, merkezle uzaktan tanıklık ettik. Alevim. Alevlerin dansına değil. İlerlemesine. Çok iyi oldu bu ya. 3 tur içmelere git gelden daha iyi. Evet, tam Zafer Akyol'da. İki tane motorcu içsindi. Aynı var Doberman. Yok ya. Arkadaşlar kendilerini izlerlerse onlar yorum yapsın. Bana bir şey demek düşmez. Yine kötü durumda değilmişim be. En yumuşak viteste kendimi çok zorlayıp paralamadan çıkabiliyormuşum. İniş çok tatlı olacak. Çok. İnişte Sony'ye geçerim. FDR X3 gibi. Gerçi bir Insta 360'ın da ISO ve pozlamasını manuel alıp 1.50 pozlama 1600 ISO ile falan bir gece çekim yapasım var da bakalım nereden döneceğim, onu çok merak ediyorum. Çok güzel gidiyor, çok. Zevkine vardık. Gece olmaması daha iyi. Etrafı görebiliyorsun. İşte reflektör yeleğiyle giyeriz. Rüzgarlık görevi görür belki. Güzel. Oluyor bu iş. Of of of. Manzara tatlı da araya giren yanık ağaçlar kötü. İnsanın boğazına düğümleniyor şurayı görmek. Aa, bir yol daha var. O yolu da kullanmalıyım. Karşı tarafta. Orası nereye gidiyor acaba? Çok güzel, çok. Kafamı sağdan çeviremiyorum. Müthiş. Bu yol böyle devam ediyor işte. Şu iki dağın arasından sağdan bir yere gidiyor da haritadan bakmak lazım. İşte Garmin GPS falan olsa belki anlarız. Ben.
Özlem, sırf seni dinlediğim için sıfır Garmin almıyorum. Yoksa Garmin 530'a 8000 lirayı gömüp kadans sensörüyü de nabız bandını da alıp 10-11 bine bu işi bitireceğim de dediğin gibi çok anlamsız o fiyat. İkinci almam lazım. Neredeyse bitti be. Tek nefeste. Benim için başarı. Tabii henüz bitmedi. Burası da dik ha. Sert. Onur bak, sert sert bu yokuşlar. İnsandan tersiz ediyor. Kolay değil bunu bitirmek. Dolandığı için bayağı var daha. Ama devam. Rüzgarlığı yanıma almalıydım. Hata yaptım. Kolsuz olanı alacaktım. İnişte rüzgar çarpmaz inşallah. Sol tarafta manzara çok güzel, çok. Akıl işi değil ya. Neden çıkıyorum? Hem kilometre toplamak hem de tırmanış toplamak için. Antrenman dedim böyle olur. Babam da gider iş görev edin, biz yok. Güzel. Fark ettim. Çıkarken zorlandığımda direksiyonu sıkıyorum. Çok iyi geliyor be. Şu termostaki çayı içmek için can atıyorum. Keyif çayı olacak. Hadi oğlum. Çık biraz daha. Haydi yaparsın. Tek satar.
O kadar bisikletçi YouTuber izliyoruz. Asyalısından tut Kanadalısına. Birleşik Krallık'la her ulustan bisikletçiyi takip ediyoruz. Onlar çıkıyor. Sürüyor. Sen ne yaparsın? Niyetini bil yeter. Oluyor oluyor. Açıldı bacaklar. Onur, sert sert pedallıyorum Onur. Belim ağrımaya başladı. Ayağa da kalkamıyorum. Buraya kadar. Dinlen. 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 Nabız yüksek. Burası aklımda, unutmayacağım burayı. Trabzon. Nabız yükseldi. İyi geldim be. Az kaldıydı. Suyum olmasa da çayım var. Daha fazla zorlamayacağım kendimi. Nabız bayağı yükselmiş benim. Alışık değiliz tabii. İyi getirdim ama. Videoya bakayım kaçıncı dakikaya kadar çıkabilmişiz. İyi getirdik, iyi. Nasıl olsa geri dönecektik. Gönül tek seferde çıkmayı istiyordu da son yokuşlar az değil. %5 üzeri. Terledim iyi. Reflektör yeleği giyelim. Rüzgarlık niyetine. Çarpılmıyor. Rüzgardan ötürü. Balotelli gibi kolumu bulamadım. Oh. Çok iyi oldu be. Yarın ben Keçi Adası'na giderim bu gazla. İç çıkışı direkt, hava kararmadan. Keçi Adası'na.
Burada durunca kalkmak da zor ha. Aslında dinlenmişken çıkabilir miyim ki? Şeytan dürtüyor. Vallahi dürtüyor ya. Depolarımız boşaldı yalnız. Yok yok tamam. Fanteziye gerek yok. Zaten durduk. Amaç tek seferde çıkabildiğimiz kadar çıkmak. Şimdi şu ISO ayarlarıyla oynayalım kameran. Şeytan uyumaya gerek yok.